konuğumu davet edeceğim. Ferdi ve eşinin halası stüdyomuzda olacaklar Funda Hanım. Ferdi 9 yıllık evli, 9 yılda defalarca ihanete uğradım ama eşime karşı aşırı ve takıntılı sevgimden dolayı asla ondan vazgeçemedim. 16 Aralık tarihinde beni, çocuğumu ve ailesini terk etti. Eşimi bulup bir an önce ondan kurtulmak istiyorum diyor. Buyursunlar. Merhabalar. Selamlar. Aleykümselam. Normalde Ferdi sizin damadınız. Evet. Evet. Diğer tarafta Selena yeğeniniz. Evet. Ama anladığım kadarıyla sadece Selena'nın annesi, halası değil, aynı zamanda annesi de. Evet. Oldunuz. Evet. Kaç yıldır bakıyorsunuz Selena'ya? 10. 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Evet. Niye Selena ile ilgili artık yetişkin tüm sorumluluk size kaldı? Bilmiyorum yani, abimin kızı, yeğenim, kıyamadım hiç ona. Ondan dolayı zaten benimle beraber büyüdü. Annemle birlikte üst katımızdaydı. Hep birlikteydik biz. O yüzden kıyamadım ona, hiç kıyamadım. Kızgın mısınız peki Selena'ya? Çok. Niye? Hiç hak etmedim onları çünkü ben. Ben hiç hak etmedim onları. Bu sizin ilk defa yaşamış olduğunuz acı deneyim değil aslında, değil mi? Çok. Hep aynı şeyler. Her defasında ihanet, hainlik anlamının yaptığı iyiliklerin karşılığında bunu yapmaması gerekiyordu. Bu kadın da çok üzüldü. Yani her yaptığı iyiliğin karşılığında hainlik yaptı diyeyim ben size. 9 yıllık bir evlilik var. Bu evlilikten bir de dünyaya gelmiş bir çocuk var. En son eşin 16 Aralık tarihinde evi, çocukta 40 derece ateşliymiş herhalde. Evet, eşim bu salgın sebebiyle. Evet, halasının yanında kalıyordu. 2 yıldır kesintisiz benim yanımda yaşıyorlar. Zaten Çorlu'daki evlerini de ben tuttum. Eşyalarını ben sağladım. Sonra hamile kaldı Selenay. İlk hamileliğinde herkesten gizledi. Biz de fark edemedik hamile kaldığını. Mikrofonla ilgili sıkıntı mı var? Sizin teknik bir şey varmış. Biraz sonra anlattıracağım size. Bu durumda Ferdi'ye döneyim. 10. yıla gireceksiniz. 16 Aralık tarihinde eşin evi terk ediyor. Giderken de size ait olan paraları alıyor. Kılık, kıyafet alıyor. Hatta senin kazakların var. Evet. Halam evde telefonunu alıyor. Cep telefonlarını alıyor ve kayıplara karışıyor. Fakat hikayeni anlattığında 9 yılda, yani 9 kere huzuru bulmamışsınız sanki. Hiç bulamadık. Evet, doğru söylüyorsunuz. Neden? Ya ben hep inandım. Hani pişmanım demesine, affet demesine, hani düzeleceğini sandım. Hep devam ettim ama her defasında aynı şeyleri yaptı. Hep ihanet, aldatma. Hep böyle geçti bizim hani zamanımız. Çocuk olduktan sonra da yine aynı olay oldu. Ben çocuktan şüphelendim. Hani şüpheli davranışları, annesini istememesini. Çocuğumun telefonunu uygulama indirdim. Çok özür dilerim. Sen bu evlilikte sürekli eşin tarafından ihanete uğradığını iddia ediyorsun. Evet. Kanıtlarım da var zaten elimde. Kanıtlarım da var. Kanıtların da var. Yani hani gördüğün, şahit olduğun şeyler var. Evet. Karın kaç kere evi terk etti? Seninle yaşadığı evi. Hiç terk etmedi. Çünkü hiç terk etmedi. Hep kullandı beni. Yani ben şimdi evin kirasını, faturasını ödediğim için hep kullandı beni. O da evde rahat olduğu için hani gitmedi yani. Hep sosyal medya üzerinden yazışmaları yapıyordu. Evet, evet. Çocuk annesini istemiyor ya da annesine karşı uzak. Uzak. Ben de bundan şüphelendim. Çocuğumun elindeki telefonu uygulama indirdim. Kendimi de telefonumla eşleştirdiğim zaman uzaktan telefonun ön kamerasından ben video ve görüntülü şekilde, ses şekilde izleyebiliyorum ve kaydedebiliyorum. Ben bunu izledim. Çocuğuma psikolojik şiddet uyguluyor, bağırıyor, hakaret ediyor. Bu yüzden zaten çocuğum benim rehabilitasyon merkezine gidiyor. Özgüven eksikliği var. Psikolojik şiddet uyguladığı için çocuğuma. Ben de bunları gördüm. Çocukla yalnız kaldığı süre içerisinde... Evet, bizim sürekli yanımızda yani çok iyi hem sözlü hem psikolojik, anladığım kadarıyla bu fizikseldir. Orada kalmıyordur. Var mı? Eminim. Fiziksel yok. Şimdi Allah yukarıda, ben yalan peki söyleyeyim. Hani gördüğümüz... Anladım. Ben her yerine bakıyorum. Yani aslında peki sözlü ve psikolojik evet şiddet benzeri. Çocuk sürekli bir şiddete maruz kalıyor. Şöyle ki ben sürekli gidip geliyorum çocuk olduktan sonra, ama ilk bebeğinde hamile kalmış. Bizden gizledi bunu. Klozete doğurdu ve çocuk öldü.
9 evet. aylık gebeliği. 8,5 aylık. 8,5 aylık gebeliği. Evet. Herkesten gizledi. Herkesten gizledi. Siz o sırada karınla beraber miydiniz? Beraberdik. İşte en son ben hafta tatil izinli günümdeydim. Hayır Ferdi'cim şunu merak ediyorum. Şimdi 5 aylık hamileliği, 6 aylık hamileliği gizleyebilirsin ama 7. aydan itibaren o karının genişleme durumu durmadığı için ve vücutta farklı bir yapıya girdiği için kadınlar bunu daha farklı gözlemlerler. Siz bir de karı kocasınız, aynı yatağa yatıyorsunuz. Evet. Eminim paylaşımlarınız da vardır. O fiziksel değişimi fark etmedin mi? Yok, fark etmedim. Bir de bu arada yine o olaylar vardı. Hani fazla da mesafe hani iyi değildik aramız, daha doğru söyleyeyim ben. Çalıştığım zaman da izinli günümdü, bir pazar günüydü. Hep hani geceden karnım ağrıyor dedi bana hep. Sabah da tam işte hastaneye gidecektik, tam kapıdan çıkıyorduk. Ben bir lavaboya gideceğim dedi. Lavaboya girdi, bir daha çıkmadı. Orada da doğumunu gerçekleşti, düşüğü gerçekleşti. Orada düşük çocuk... değil, bebek doğumu gerçekleşti. 1 kilo 800 gram kaç? Esra Hanım. 1 kilo 800 gram otopsi yani, yapıldı çocuğa. Baba klozete doğurdu. Tabii klozete doğurdu. Sağ doğdu ve daha sonra bebek öldüğü evet. için bir adli vaka olarak yansımış. Evet. Avukatım. Evet. Savcı beyler gelmişler işte. Otopsi yapıldı bebeğe. Otopsi yapıldığında işte 1 kilo 800 gram olduğu, 8,5 aylık olduğu meydana çıktı. Baba otopsiye İstanbul'a gittiğinde sürekli olarak hani ne yapacağız şimdi diyormuş bebeği. Orada bir kimsesizler mezarlığı vardır, gömün diyormuş. Göm peki, orada. Şimdi siz evlisiniz. Evet, şu an eşin sürekli evde. Bu gebelik yani istenmeyen bir gebelik ya da gebeliği saklamasının sebebi ne? Çünkü ben sürekli sakın hamile kalma. Çünkü tek maaşlılar, çok zor hayat şartları, evleri kira, faturalar. İnanın bana mesela 3 yıl boyunca su faturası ödemediler, çok yükseldi, yetişmiyordu. Kendisi de çalışmıyor. Çalıştığı her yerde mutlaka bir kişiyi, iki kişiyi, üç kişiyi mutlaka buluyordu. Ama şu var, bunu kocasından saklamaz. Ya Ferdi ben gebeyim, ya bu çocuğu aldıralım. Bu gebeliği sonlandıralım, kendimize de bakamıyoruz diye ortak bir karar alabilir. Ama gebeliği bu kadar uzun süre saklamasının, gizli doğum yapmaya çalışmasının başka bir sebebi olabilir mi? Bilmiyoruz. Sence Ferdi? Bizlik başka bir sebebi yok. Hani korkmasının şeyi, hani sırf hani karakteri öyle olduğu için, hani hep yalan dolan olduğu için. Çok enteresan. Biz hiç, ya bu konuda hiç bilmiyorum, ne olduğunu da bilemiyorum. Dediğinizi çok iyi anlıyorum. Bilemiyorum, vardır, yoktur, hani... Siz ne kadar karşı koyarsanız koyun, onlar gençler, o çocuk, bak bir çocukları var. Ya o çocuğu doğurmak istediğinde kocasıyla beraber herkese, tabii her şeye ki. Rağmen karşı çıkabilirdi. Ama böyle de bir olay da yaşanmış. Bebek klozete doğuyor ve sonrasında da ölüyor. Sonrasında ilişkiniz, bu gebeliği senden saklaması, sürekli telefon üzerinden ihanet etmesinden sonra ayrılık kararı aldın mı Ferdi? Evet aldım. Ben boşanma davası da açtım. Hani çocuk varken en sonki olayda. En sonki dedim bir diğeri. Bir sürü olduğu için. Bu ilk bebeğinizdi. Bu. Ölen bebek ilk bebeğinizdi. Evet. O bitti, sonra tekrar hamile kaldı. Evet. O hamileliği senden uzun bir süre gizledi mi? Yok. Yok, gizlemedi. Gizlemedi. Evet. Gebe kaldığını hemen sana söyledi. Evet. O süreci beraber mi geçirdiniz? Süreci beraber geçirdik. Peki bebek dünyaya geldikten sonra yine sosyal medya ve telefon üzerinden başkalarıyla iletişim kurmaya devam etti mi? Etti, evet. Benim çocuğumun yanında yaptı bunları. Çocuğumu tek bırak odada, başka odada erkeklerle konuştu saatlerce. Ve yanına gelip bağıraraktan konuştu. Hani psikolojik şiddet uyguladı. Bunun da zaten videoları var, ben ekibinize gösterdim. Kayıt altında aldım. Sen özel, çok özel bir kayıt programı yapıyorsun. Yani aslında gizli olmaması gereken bir şey bu. Evet. Çocuğun iPad'ine bir program yüklüyorsun. O program üzerinden, kamera üzerinden eşinin hareketlerini takip ediyorsun. Evet, İki şeyi görüyorsun. Çocuğun hareketlerinden şüphelendiğim için yapıyorum ben bunu. Çocuk anneyi kabul etmiyordu Esra Hanım hiç. Ama bunu iki sebepten dolayı yapıyor. Bir, zaten hep aldattığını biliyorsun. Evet, evet. Yani senin orada gözlemlediğin çocukla anne arasındaki ilişkiyi görmek mi, yoksa aldattığınız patlamak mıydı? Çocukla anne arasındaki ilişkiyi görmek. Çünkü ben zaten çocuktan şüphelendiğim için yaptım ben bunu. Çünkü ben inanmıştım yine saf gibi. Hani düzeleceğini sanmıştım. Ama ben çocukta şüphelendim. Şimdi çocuk anne istemiyor. Anneyle yalnız kalmak istemiyor. Hiçbir şekilde de istemiyor yani çocuk annesini. Ben kaç yaşındaydı bu olay olduğunda? Çocuk kaç yaşında? 3 yaşındaydı, evet. 3 yaşındaydı. Çocuk şu anda 5 yaşında. Bundan 2 yıl önce. Evet. Hem aldattığını gördün hem de çocuğa karşı davranışlarının şiddetinin farkına vardın. Evet. Son bunları gördükten sonra kararın ne oldu eşinle ilgili? Dava açtım. Dava açtıktan sonra da şimdi anne çocuğa istismar ettiği için
Benim de askerlik durumum olduğu için çocuk sosyal hizmetleri gidecekti. Ben de bu yüzden davamı geri çekmek zorunda kaldım. Elim kolum bağlandı, hani çözüm bulamadım. En sonunda çarem size çıkmakla oldu. Hani ben bunun üzerine 2 yıl geçiyor. Evet. Sen boşanma davasını yakın dönemde açtın. Evet. O 2 yıl önceki, o zaman 2 yıl önce boşanma davası açıyorsun. Evet. Olay olduktan sonra da hemen açıyorum zaten davayı. Hemen açtı. Evet. Sonra çocuk sosyal hizmetlere gider diye korktun. Evet. Ve evliliğine davayı geri çektin. Evet. Evliliğine devam ettin. Bu devam etme sürecinde karınla aynı evde yaşadın mı? Hemen ben yanıma aldım mesela. Hı-hı. Buldum değil, Selena'yı buraya getirdim. Teşekkür ederim. Selena'yı sürüyordu olacak. Selena şimdi karşımızda olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Çok hazırım. Gelsin Selena'yı da buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Eşiniz, halanız sizi aradığı için rahatsız mısınız? Evet. 16 Aralık tarihi... 16 Aralık'ta kaçmadım, 19 Aralık'ta gittim ben. 3 gün sonrasında. Evet. Peki kaçmış olduğunuz 16 ya da 19 Aralık'ta? O gün çocuğunuzun hasta olduğunu söylediler. Hayır, hepsini hasta terk değildi. Hadi hasta değildi, iyiydi. Yine de sağlıklı bir çocuğu terk etmenizin sebebi neydi? O gün evden kaçmanızı gerektirecek ne oldu? O akşam zaten tartışma yaşanmıştı. Hı hı. Kendisi bana şiddet uyguladı. Kim Funda, kendisi sorabilir miyiz? Funda hala. Ondan Funda sonra, halanız mı? Evet. Daha sonra evden defalarca kovuldum ben. Daha sonra hani bu sen alış artık dışarılarda kalmaya, evde kalma, işte git dışarıda kal. Bu tarz şeylerde ben de dayanamadım, en sonunda sabahsı kaçtım. Dahil olabilir miyim ben? Tabii ki karşılıklı konuşabilirsiniz. Bakınız, bu kadar kötü kaybınız bir... vardı, şimdi karşınızda. Evet, bu kadar kötü bir halaya, madem bu kadar kötü davranıyormuşum ona, niye çocuğunu bıraktı? Tamam, ben alacağım çocuğumu. Davadan nasıl da vazgeçiyorum. Vazgeçiyorum, dilekçe sunup ben çocuğumu alacağım. Bana cevap verir misin? Çocuğumu nasıl alacaksın? Onu söyle bana. Göreceğiz. Tamam, söyle bana hadi, nasıl alacaksın? Vazgeçeceğim davadan çünkü. Hadi tamam, geçebilirsin, vazgeçebilirsin. Nasıl alacaksın çocuğumu bana, onu söyle. Bu arada çocuğu ateşli değilmiş ya bıraktığı zaman. Bizim lütfen ben hastane girişimiz saniye, de var. Kayıtlarını istiyorum ben. Çocuk 39 derece ateşle, Çorlu, ismini vermeyeyim, özel bir hastanede, kayıtları çıkartın lütfen, ben istiyorum. Değilmiş ya çocuğu. Tamam, o akşam ateşli değildi ki, ben sabah zaten çocuğu görmedim. 10 yıldır kötü bu halanın tuttuğu evde verdiği ekmeği niye yedin? Niye yedin? Mecburdum çünkü. Mecbur, bakar mısınız kullanmaya? Niye mecburdunuz? Çünkü şöyle bir şey, benim eşim eş olmadı bana. Eş olmadım öyle mi? Evet, olmadın. Ondan mı erkeklerle konuştun? O görüntülerin hepsini istiyorum. Sen kendin, kendi hayatına bak ya. Ne var benim hayatımda? Sürekli bütün sosyal medya ne ararsanız hepsi. Bütün kızlarla kendisi de biliyor Allah'ım. Bu demek oluyor defalarca ki. Bu demek oluyor beni. Ki. Tamam, sen çıkar o zaman, kanıt göster. Ben çıkardım, bak kanıt gösteriyorum. Sen de kocanı aldatacaksın öyle mi? Hayır. Kocan. Hayır. Kendisi diyor ya, beni aldattı, şöyle yaptı. Kendi şeylerini niye anlatmıyor? İstemediği kocanın niye üzerinden, sigortasının üzerinden diş hastanesine gidip randevu alıyorsun? Niye randevu aldın o zaman? Gitmedim. Hadi randevu niye aldın o zaman? Kaç yaşındasın Selena? 26 yaşındayım. 26. Kocan da 28 yaşında. Evet. Dün benim dikkatimi çeken garip bir olay vardı. Bir 9 yıllık evlilikte Ferdi Bey diyor ki eşimin tarafından defalarca ihanete uğradım. Hı hı. Ama bunlar benim için önemli değil. Çünkü her seferinde sizi affetmiş. Evet. Size karşı 3 soru soracağım. Hı hı. Size karşı bu takıntısının sebebi nedir? Size hayır, asla takıntısı, güvenmiyor. Takıntısı yok. Size şey. Arkasını asla dönemiyor. Siz sosyal medya kullandığında mutlaka biriyle yazıştığınızı, bu anlamda sizi defalarca yakaladığını söylüyor. Sizden neden vazgeçmiyor? İşinin olduğuna bakıyor demek ki. Bilmiyorum ben de. Çok cevabı temizdir yok. Hanımefendi. Siz de öyle. Gelin yaşadığı yeri lütfen görün. Çocuk astım hastası, alerjik. 4 tane hava kullanıyor günde bunun çocuğu. Alacağım dediği çocuğunun astım hastası ilaçlarını vermiyor. Hiçbir şekilde çürümüş, küflenmiş şeyleri yediriyor çocuğuna. Selena Hanım, sen artık o işlere geçeceksin. Ya, sen bu saatten Esra sonra çocuğu kullanamazsın, tamam mı? Şu anda şunu söylüyor ya, yalan söylediğini kaymak gibi biliyor. Ya neyin yalanını söylüyorum ki ben? Neyin yalanını söylüyorum? Selenay,
Evet. Bu arada arabadaki ayakkabı da benim ayakkabım. Aha, verdiğim paraları da sayarsınız. Hangi verdiğim paraları? Paralar söylesene hani, ne kadar çalışırsan. Sen ne kadar çalıştığını söyle bana. Ortada bir aile hayatı yok. İki yetişkin olduğunuzu varsaydım insan karşımda baktığımda sapasağlamlar. Yani fakat hala birinin kanatları altında her ikiniz de yaşamaya devam ediyorsunuz. Hayatta hiçbir şekilde tutunamıyorsunuz. Sebep nedir? Buyurun. Evet, çok güzel bir soru. Anlayamadım. Bir daha sorar mısınız? Siz sorun benim yerime. İkiniz de eliniz kolunuz tutuyor. Evet. Niye başkasının kanatları altındasınız? Niye halanın halan verdiği çünkü. Halanın verdiği evde halan oturuyorsun. Istedi. Halan beyefendi istedi. Beyefendi kendisi hani ev tutamadı askere giderken. Hani mecburdun ya, ne oldu? Ev sahibi bizi çıkarttı. Kendisi niye çalışmamış hanımefendi? Çünkü çalıştırmadı, çocuğa bakmaya da insan yoktu. Çalıştı, her yerde 2-3 kişiyi buldu Esra Hanım. Bunun kayıtları tamam, var. Tamam, madem buldum niye o zaman hala devam etti benimle? Boşasaydı. Ben sebebini söyledim zaten. Boşasaydı, niye sebebini söyledim. Benim sorunum değil o. Ya sen niye saplantısı? Ondan mı beni defalarca aldattın? Ben mi aldattım? Evet. Kanıt göster, çıkar. Ben tamam. Buradayım. Çıkar bütün sosyal medya tamam, dökümanlarını, çıkar. Hattının dökümanlarını tamam, çıkar. Tamam, ben de senin ikisini çıkaracağım zaten. Hadi çıkar. Ben de çıkaracağım, merak etme. Ben buradayım, ben zaten o gün eşin, halanızın size şiddet uyguladığını iddia ediyorsunuz evet, ya. Evet, eşim de uyguluyordu. Neden gidip sürekli şiddet almamış. Uyguluyorlardı. Bir tarafta da çocuğun aslında halanıza da evlatlık vermek istiyorsunuz. Evet. Bu evet. Kaçışın başka bir sebebi de olmalı. Hayır, başka şiddet hiçbir çok önemli bir sebep. Evet. Bunun evet. için karakola mı gittiniz, kadın sığınma evine mi gittiniz? Hiçbir yere nereye gitmedim. Şöyle bir şey araştırdım. Kadın sığınma evini de araştırdım. 6 ay arasıymış. Hı hı. Benim hani çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim için ben gitmedim. Ben 5 gün boyunca hastanelerde yattım. Hani hanımefendi beni şikayet etmiş. Ben eşya çalmışım, 500 lirasını sen çalmışım, telefon çalmışım, yattın. Şöyle evet. yapmışım, böyle yapmışım. Bir kere bunlar bir yalan. Arkadaşa o telefonu ben aldım. Benim param da alındı. Telefon hattını nasıl çıkarttı cebinde 5 kuruş parası olmayan insan? Telefonu buyurun. Sattım o yüzden. Telefonunu sattın? Evet. Telefonunu sattığı kişi dünkü bağlanan arkadaşı arayıp sorun lütfen. O telefonu o arkadaşından ben satın aldım. Benim paramla aldın. İlk önce o telefonu ben kullanıyordum. Hani dedin ya sosyal medyadan. Hangi para? Ödedin mi o kıza? Çalıştığın parayla. Ne gün hani çalıştın? Hani sen benim kartlarım sende duruyordu ya. Çıkartır mısınız? 6 gün çalıştı. Ya 12 evet. gün boyunca lütfen çıkarılabilir bu kadın oraya 2 milyardan fazla para ödedi. Sen ne kadar çalıştın? Funda Hanım şu da çok ilginç. Yani sizin az soyunuz var. Yani yasal anlamda çocuklarınız var. Mirasçılarınız var. Pırıl pırıl 2 tane de genç var. Genç anne ve baba. Evet. Ama hala bu çocuğu evlat edinmek amacıyla 5 yaşındaki evladı şimdi geçici olarak bakma değil. Anne çalışmaya gitmemiş. Evet. Baba evet, çalışmaya evet. gitmemiş. Ama evlat edinmeyle birlikte aslında siz iki genç birey diyorsunuz ki biz bu çocukla ilgili bütün sorumluluğu da halaya veriyoruz. Ya hayır, çocukla evlat vermiyoruz. Edinmek o demek eğer yasal anlamda halanız evlat edindiği andan itibaren sordun? Yasal merciler önünde sizin mirasçınız olmayacak artık. Yani nüfus sorumluluğunuz olmayacak, mirasçılık hakkı devam eder ama her türlü sorumluluk halaya ait olacak. Arkadaş orada bu da çıkar gidiyor çünkü. Bu demek ki siz sorumluluktan ya. Genç bireyler olarak kaçıyorsunuz. Eşiniz ya. De aynı şekilde. Yani ben, bunu ben açıkçası okuduğumda anlamlandıramadım. Sen... Sizin amacınız ne? Yani bir çocuk aynen. dünyaya gelmiş, halanızın iddiasına göre de ilk çocuğu isteyerek ölümüne sebep olan siz misiniz? İkinci çocukta da vazgeçiyorsunuz. İlişkide yani şiddetin olmaması mümkün değil. Çünkü sizin yaşam tarzınız ve yaşam şekliniz o kadar hepsini tölere etmiş ki normalleştirmişsiniz. Değil mi? Evet, evet. Evet. Şimdi evet, sen 3 gün yine gezip sonra geri mi dönecektin? Planın hayır, bu muydu? Hayır, ben şu an çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Çalışıyormuş hanımefendi neden? Evet. Hala ikametgah benim bulunduğum adresteymiş. Alacağım, hangi merak etme. Hangi alacağım. Sigortalı işte çalışıyormuş bu hanımefendi sorar mısınız? Sizi ilgilendirmiyor. Yani sizi ilgilendirmiyor. Verdiği cevap belli bize. Ama inanın bana... Esra Hanım ben size özel sigorta dökümanımı da gösteririm. Ben 45 yaşındayım. Hayatımda bir tek şeyi öğrendim. Bir tek şeyi öğrendim. Ona hiç kıyamadım. Kıyamadığım için hiç arkasını bırakmadım. Tabii. Söylesin yalansa da her düştüğünde elinden tuttum kaldırdım. Elimden kaldırdı 100 kere de yüzüme vurdu. Elinden tutup kaldırdığımda 100 kere yüzüne vurdum. Kaldırdım her sefer erkekler yüzündendi.
erkekler yüzündendi. Şimdi ahlak dediğiniz şey sadece onun sosyal medyada birileriyle konuşması değil. Onun dışında o kadar fazla çirkin şey var ki bir şekilde hepsinin üzerine örtmüşsünüz. Sen niye hiç ayak, hani o seni ayağa tutup kaldırıyor ya, hı-hı, kendine yeni bir yol çizemedin. Yeni bir çalışmak plan yapamadın, zor geldi çünkü. Ayakta kalamadın. Çalışmak zor geldi. Ama bir bölümü yayında çıkıyor, bir bölümü için rica ediyorum karşı tarafta rencide olmasın diye. Sen yanındakinin de anlatsana okuduğun mesajları. Neyi anlatacakmış ha, söyle. Evet. Selenay böyle davranarak ailenden sanki böyle intikam alıyor. Öyle evet, zaten. Hayır, aynen sürekli öyle. Seni yani... Tahrik etmeye çalışıyor. Onlar benden intikam almaya çalışıyor. Zaten mesajlarım... Nereye ait? Benim intikamım normal. Beni rezil etmeye gelmiş. 5 yaşında günahsız 16 yaşında. Var ya. 16 yaşında intikamım normal. Hiçbir yere sığmamanı şöyle anlamlandırıyor. 16 yaşında yapılan bir evlilik. Evet. Anne baba sanırım ayrılmış değil mi? Evet, ayrıldı. Halaya sığamıyorsun, evleniyorsun, eve sığamıyorsun, bir çocuk anne olamıyorsun. Anne istemiyor, baba istemiyor, kayınvalide istemiyor. Herkes kötü. İstiyorsun. Herkes kötü. Nereye ait olmayı istiyorsun? Kendime ait olmak. Çocuk Selenay mı? Anne Selenay mı? Yeğen mi? Hiçbir şey olmak istemiyorum onları. Gezmek istiyor. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Yapmış, zaten her şeyi kadın yaptığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz. Kendi ayaklarımın üstünde istiyorum. Ama sosyal medyada da çok farklı arkadaşlar, yani biriyle uzun süre iletişim kuramadığını anlatıyorlar. İddiaları o. Selenay biriyle arkadaşlık, dostluk kuramıyor. Hep kısa süreli, hep farklı bir yerlere gitmek tamam, istiyor. Tamam, o zamanlar öyle bir hata yaptım ama ben şu an öyle hiç... O zamanlar dedi Hülya Hanım 6 ay öncesi sosyal bundan. Sosyal medyaymış, şeymiş. Neden o zaman şimdi yapmadım? Hala da Hülya Hanım, neden hala da konuşuyor. Yapmadım? Lütfen hattının dokümanını istiyorum ben de. Tamam. Şimdi ben de dokümanını istiyorum yanındaki beyefendinin. Selenay, hattının dokümanını zaten çıkarsak. İstersen 100 kişiyle konuş. Ya. Bu Ferdi'nin seninle ilgili kararını değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. İstersen 10 kişiyle konuş. Ferdi için bir önemi var mı? Yok. Yok. Bunlar zaten benzer davranışlar. Bu onların, onun da bir alışkanlığı olmuş, senin de bir alışkanlığın, evet, olmuş. Ferdi 10 kişiyle konuşsa, 100 kişiyle konuşsa senin için de bir şey değiştirmeyecek. Siz nihayetinde sonunda bir arada olmayı tercih edeceksiniz. Değil mi? Yok. Ben şimdiki yok. Net kararınız nedir bu hayatla ilgili? Boşanmak istemiyorum. Ben sanki istemiyorum. Boşuna çıktım ben buraya değil mi? Neden o zaman beni arayıp da boşanalım demedin? Cevap vermedin. Vermedin. Niye çıkmadın telefonlara? Bu konuşmaların yazdığın mesajlara niye cevap vermedin? Mesaj atsaydın ya. Tamam, niye cevap vermedin? Bu konuşmaların içinde niye cevap vermedin? Benim telefonla mesajlar duruyor. Niye cevap vermedin o zaman? Onun cevabını da ver bana. Neyi? Ben Esra'yla çıkacağım, işte seni aramadın rezil seni edeceğim, bu çorlada seni barındırmayacağım. Benim orada ne yazdıklarım belli. Benim orada benim de duruyor mesajlarım. Mesajlarım, hiç sıkıntı yok. Şöyle bir şey. Benim orada ne yazdıklarım belli. Evet, Esra'nın ben uzaklaştırma da aldım zaten hepsiyle ilgili. Yok, ben seni aramıyorum zaten. Benim, sana yaklaşmak ben seni aramıyorum. Aynen. Neden o zaman çıktın buraya? Ben seni aramıyorum. Sen niye çıktın buraya? Benim derdim sen değilsin. Sen niye çıktın senin buraya? Yolunu hayırlı olsun. Yolun sen buraya niye olsun çıktın? Senin bir tane çocuğun var ya, kız çocuğun. Onun için çıktı. Hani ben o çocuğu alacağım, merak etme. Evet. Alırsın. Hı-hı. Alırsın belki. Tabii. Mesela niye vereceğiz? Cesaret şimdi niye almak istiyorsunuz? Şöyle cesaret edip işte. 6 aydır. Bak, sen boşanma davasını açmadın. Kaçmak yerine... çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki kadın sığınma evinde kalma süren belliymiş. O süre içerisinde kadın sığınma evinde kalırım. Adli yardım talep ederim. Bir boşanma davası açarım. Hayatımla ilgili bir plan yaparım. Bu bir plandır, tamam mı? Evet. Yol haritasını çıkartırsın. Sen niye buna cesaret edemedin? Ya şöyle bir şey düşündüm. 3 aydan sonra nereye gidebilirdim ki? 3 ay çalışsaydın da tutsaydın. 3 aylık bir kadın sığınma evinde kalma aynen süre içerisinde... Öyle. Hayatınla ilgili başka bir plan da yapabilirdin. Yani hani ayakları üzerine basan bir plana dahil olabilirdin. Sen bunu da yapmıyorsun. Yo, ben şu an onu yapıyorum. Peki Ferdi buraya geldi. Gerçekten senden boşanmak için mi geldi? Hayır, beni rezil etmeye. Zaten mesajlarında da var, seni rezil etmeye çıkacağım oraya. Ne geçecek eline? Zaten o biliyor içinde. Beni Çorlu'da barındırmayacaklarmış işte. Benden intikam almaya çalışıyorlarmış. Ay, böyle intikam alınmaz ki. Yani onun attığı bir... mesajlar duruyor. İstersen yaptınız mı böyle bir şey? Ben mesaj attım, mesajlar duruyor. Ben çıkacağımı söyledim. Bana yaptıklarının bir yana bırakıyorum dedim. O çocuğa yaptıklarının hesabını sen vereceksin dedim.
orada boşanacağız dedim. Ben bundan aldım. Yok işte seni Çorlu'da barındırmayacağım da şeyin de ben zaten... Ortak bir çocuğunuz var Ferdi. Ben onu şeyde dedim. Yani bu ilişkideki tek sorunlu Selena'yı yok, değil. Biraz yok, aynayı da kendine çevirip ben zaten bakarsan... Sıfırdan, askerden evet. geldim ben sıfırdan başladım. Yeni işe girdim. Ben her izin... Hayatım 4 ay askere gittin ne bitmez yok, askerlikmiş yemin ederim. Ben bu hayatı zaten çocuğum için yaşayacağım bundan sonra. Çocuk 5 yaşında, 5 evet. yaşının 4 ayında askerdesin yok, sen. Bir çift çorap almış mı hanımefendi? Bir sorar mısınız yanındayım kendisine? Abla, hep bir çift çorap almış. Babaya da soralım ama. Yanındaki beyefendi almış mı? Bana sorun abla sorun. Yanımdaki beyefendi değil. De, sen anne olarak çocuğuna bir çift çorap aldın mı? Şahit. Satkan olmadı abi. Evet, Ferdi'yi dinliyorum. Evet. Onun annelik yapmadı. Çocuğa ben annelik yaptım. Her şeyini koştum. Üstünü değiştirdim, doğru altını söylüyor. Aldım, tuvaletini yaptırdım. Doğru söylüyor. Konuşamıyordu. Çocukla ilgilenmiyordu. Çocuk konuşamıyordu, yürüyemiyordu. Doğru söylüyor. Ben işimi bıraktım. Çocuğu yürüttüm, doğru konuşmasını söylüyor. Alıştırdım. Her şeyle ben ilgilendim. Size bir şey belli tutmuyordu çocuğun Esra Hanım. 6 aylık bebekti. Sürekli yatırıp televizyon izlediği için arkası iltihaplı, istirik olmuştu. Dediler ki, şeye gitmesi gerekiyor. Tedavi süreci. Güç kuvvet yok buna çünkü. İnanın eşim o kadar uğraştı ki evde. Bu güvenmediği alasına 6 aylık bıraktı çocuğunu ya. Nasıl o zaman siz mi bakıyordunuz? Sizin evet, yanınızda var mıydı? Evet ben çalışıyordum evet. o zaman. Peki şunu merak ediyorum. Bebek doğdu. Sizin yanınıza geldiler. Biz hep yanındaydık. 3 ay kesintisiz yanındaydım. Sigortasına bakılabilirsiniz. Hayır bu 5 evet. yaşında çocuk doğduktan sonra sizin yanınızda mı oldular? Hep biz yanındaydık. Benim tuttuğum evde. Evimiz ayrıydı evet. ama yanımızdaydı. Evet. Siz de o evin içinde miydiniz? Gece gündüz çünkü çocuğumuz günde 2 kere hastaneye gidiyordu. Hayır siz çocuğun hasta olduğunu fark ettikten sonra mı çocukla yaşamaya başladınız? Yoksa otu yatırıp televizyon izlettirdiği zaman mı hasta oldu? Siz orada mıydınız? Bakın çocuk doğdu. Doğar doğmaz problemli doğdu. Evet. Neden problemli doğdu? Anne karnında enfeksiyon almış çocuk idrar yolundan yok. Dolayı. Bir de dikişliydi anne. Bundan dolayı çünkü verilen hiçbir ilacı da içmedi arkadaş. İçmemiş saklamış koltuk altlarına hani vitamin veriliyor ya. Bu yüzden işte bir çocuk sürekli burnuna sprey sıkıyormuş çocuğun burnu açılsın deniz diye. Sıkıyormuş, deniz suyu sıkıyormuş. 7 kere sıkıyormuş. Biz de sürekli... Siz o sırada yanında mıydınız? Yanındayım evet. Doğru. Ben de şunu anlamıyorum. 3 kişi var çocuğun yanında. O kötü bakıyor. Diğer hiç kimse onun kötü baktığını görmüyor mu? Yok. O zamanlar kötü değil. Değil yalan söyleyemem ben. O zaman ya hepimiz ben bakıyorum çocuğa zaten. Ben onu uyutuyorum sütü kesilmesin diye. Çocuğa biz bakıyoruz. Bebeğe biz bakıyoruz. 3 kişi yani 3 kişinin gördüğü gözün aynı ortamda çocukla olan ilk 3 ay böyle. 6. ay çocuk bana geldi benim çocuk yanıma geldi. Sizin anne işe geldi. Girdi çünkü. Peki vallahi halanız inşallah hani mahkeme hakimin takdiridir. Ya abla ben sosyal buraya... inceleme raporları hazırlanır. Doğru da bir karar verilirse halanız evlatlık başvurusu yapmış. Aynen. Kabul edildiğinde çocuk artık halanızda olacak. O da biliyor benim. Bu konuda iyi içiniz rahat biliyorum mı yani? Biliyorum zaten bakacağını biliyorum. Emin misiniz biliyor. Yani evet. sizden iyi anne olur mu ona? Evet. Benden mi? Evet. Halam benden daha iyi bir anne olur çocuğuma diyor musunuz? Diyorum onu diyorum. Biliyor. Yani bu dünyada benim çocuğuma evlatlık alacak tek kişi varsa o da halam olmalı evet, diyor musunuz? Yani. Diyorum onu evet. Güveniyor musunuz halanıza? Ya çocuk konusunda güveniyorum evet. Çocuk konusunda güveniyorsunuz. Hangi konuda güvenmiyorsun halana? Ya o doğruları söylemiyor halam. Tarihi ekmek için söylüyor bunları. O da biliyor halasının 10 senedir yanında olduğunu. Ben ona hiç kıyamadım Esra Hanım. Gerçekten hiç kıyamadım. Söylesi ben ona hiç kıyamadım. Annesi istemedi, babası istemedi. Ben hiç bırakmadım. Söylesin. Yalansa söylesin. Ben ona hiç kıyamadım. Yemin ederim hiç kıyamadım. Abla ben çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum. Sen mi yoruldun biz mi yoruldun? Düşün bakalım. Götürmedim Selena'yı seni götürmedim halacığım benim Allah aşkına söyle. Benim psikolojim hiç iyi değil gerçekten. Götürmedin mi? Götürmedin mi halam söyle bana ya. Söyle kurban olayım söyle götürmedin mi seni? Götürmedin mi halacığım ya ne olur söyle. Doğduğumdan beri mutlu içim huzurlu bir günüm olmadı. Çocuk olduk annemden şiddet gördüm babamdan şiddet gördüm. Evlendim hiçbir huzurum olmadı. Yok, hani yok, diyor böyle ya değil. Annesi babasını da istemiyor bak, diye. Bak böyle değil halam bak yalan söyleme böyle değil. Esra Hanım. Seni tüm hatalarınla tüm yanlışlarınla tüm yaptıklarınla kabul eden bir anne yarısı var diyeyim. Bu da hala. Sen ne yaparsan yap senden vazgeçmeyen de bir koca var. Ya benden vazgeçiyor abla. Ama... Benden vazgeçmesi beni aldatır mı ya? Bana vermediği zamanı oyuna harcıyordu ya. Belki sen ne yapıyordun Selena Hanım? Bunu söylesene. Altta oluyordu. Oyuna veriyordu ya. Madem bana hani saplantılıymış kendisi. Sen de o yüzden devam neden beni aldattın?
yaptı? Niye beni başkalarıyla konuşmaya zorladı? Bana cevap ver. Eve alınanları ondan mı çöpe atıyordun sen, ziyan ediyordun? Neyleri ya? He? Ondan mı çocuğa alınan eşyaları hep çürütüyordun şeyde dolapta? Tabii. Yok, görmüyordum, yok unuttum diye. Seçimleri bir yerde biz yaparız. Kendimiz yaparız. Deriz ki bundan sonra benim yolum bu kardeşim. Ben bunu seçiyorum. Bundan sonra kendim için böyle bir hayat istiyorum. Sen bu seçimi de yapmak istemiyorsun. O da bu seçimi yapmak istiyor. Yani ne gidebiliyorsunuz beraber, şey ne kalabiliyorsunuz? Ben artık gitmek istiyorum abla. Ben şey yoruldum. Esra abla. Ben... konuşmaya zorladı. Bu ne demek? Ay zorladı derken hani... Benim öyle bir amacım olsaydı zaten açıklamazdı. Gerçekten bak, anne de ilk yok, baba ilk yok. Ne bileyim, psikolojik bir durumum vardı. Gerçekten bak dışarıda böyle hani nasıl diyeyim, ilgimi aradım. Doktorlar niye öyle söylemiyor o zaman? Gerçekten bilmiyorum. Hayır, haksızlık ediyor şu anda annesine, haksızlık ama şu ediyor. Çok önemli. Diyor ki tanımadığım insanlardan bir sevgi ihtiyacı, seni olduğun gibi kabul etmelerini mi istedin? Evet. Esra Hanımcığım. Çünkü ben bu yaşıma kadar hiç kimseden sevgi görmedim. Aldık kendi çocuğuma da nasıl sevgi olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bak bilmiyorum. Ama burası sana öğretmiş. Öğretmedi. Hiç kimse bana hiçbir şey öğretmedi. Bu kadar öğretmedim ya. Sana, göstermedim. Peki sosyal medyadakiler seni nasıl seviyorlar? Yani nasıl yakınlık gösteriyorlar? Ya bu şöyle bir şey. Hani öyle özel bir durumlar değil. Mesela ne bileyim, konuşmak iyi geliyordu ya. Böyle kafam dağılıyordu. Bel altı konuşmak. Ne konuştun? Bir dakika. Ne konuşuyordunuz Selena'yı? Ya normal arkadaşça bazıları başka şeyler atıyordu. Şimdi yalan söyleyemem. Ondan sonra onları zaten... Açıkça söyleyebilir miyim? Bunu senin nezdinde herkese söyleyeyim. Bu görüşmelerde karşı taraf bir tarafta sanal bir ilişkinin içerisine girdiği için çok rahat bir şekilde cinsel taleplerde bulunabiliyor. Evet. Fotoğraflar isteyebiliyor, mahrem görüntülerinizi istiyor. O yazışma üzerinden hiçbir duygunun olmadığı, tüm değerlerin yitirildiği bir ilişki içerisine girildiğinde olayların seyri değişebiliyor. Ama bir değil, iki değil, üç değil. Gerçekten oradaki tanıştığın, konuştuğun insanlardan sevgi aldığına inanıyor musun? Ya o an, o zamanlar... şey yapıyordum, düşünüyordum ama şu an mesela kendi kendime düşünüyorum, hata yaptığımı, yanlış yaptığımı farkındayım. Dediğim gibi ben 20 gün oldu gideli, 20 gündür ne bir hayatımda erkek var ne bir erkeğin yanındayım, kalıyorum. Hiçbir yerde kalmıyorum. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.